Onur Yon adlı kullanıcı yorumlarda istemişti Commodore Amiga ile ilgili biraz bilgi verir misiniz diye. Çok zor olacak ama vermeye çalışayım arkadaşlar. Çünkü ben bugünlere Commodore Amiga sayesinde geldim ve şu anda elimdeki aksiyon kamerayı da yaka mikrofonu olarak kullanıyorum. Basitçe şuradan başlayalım arkadaşlar. Bugün bilişim endüstrisinde ses fotoğraf, video, animasyonlar, grafikler kullanabiliyorsak bunu Commodore firmasının ürünleri sayesinde yapabildik arkadaşlar. Bilişim dünyasında bu saydığım metaların da kullanmasını sağlayan şirket, marka Commodore firmasıydı arkadaşlar. 80'li, 90'lı, 80'li sonu, 90'lı yılları düşünün. Biz 90'lı yıllarda Commodore Amiga ile arkadaşlar ses, müzik üretebiliyorduk. Animasyon yapabiliyorduk. Üç boyutlu modelleme yapabiliyorduk. Sonra sayfa tasarımı vesaire şeyler, masaüstü yayıncılık için sayfa tasarımı gibi şeyler yapabiliyorduk. Ondan sonra animasyon söyledim, prezentasyonlar yapabiliyorduk vesaire yapabiliyorduk, grafik yapabiliyorduk. Her şey yapabiliyorduk. O dönemde bir bilgisayarın çıkarabildiği en iyi ses, çocuklarıma anlattığım gibi anlatayım. Bip! idi. Biz ama o dönemde Amigalarla, Komodor Amigalarla Tom Stinner, Suzan Vega'nın parçasını Sequencer'da Noise Tracker programladı galiba. Noise Tracker programda o tür müzikler yapabiliyorduk. Ve bugün neye sahipsem her şeyin başladığı yer orası. 90'lı yılları, yılları düşünün arkadaşlar. 90'lı yıllarda daha internet vesaire yok. Adı bile yok. Ama biz ...Komodor Amiga kullanıcılarını bunlar hiç ilgilendirmiyordu. Ve biz Türkiye'de e, o kadar büyük nüfusun içinde tam anlamıyla bir avuç insandık. Ve biz bu bir avuç insan Komodor Amigalarımızı çözmeye çalışıyorduk. Ne bununla ilgili bir doğru dürüst firma var, ne doğru dürüst yazılım var... ...şu var, bu var, hiçbir şey yok. Sadece birkaç tane dergi var... <laughs> Ya da işte birileri hafiften biliyor gibi onlardan koparabildiğimiz kadar Commodore Amiga ile arkadaşlar ben sunum dosyaları yapıyordum. Amiga ile animasyonlar yapıyordum. Ses konusunu inceliyordum. Ses ve müzik konusunu inceliyordum. Daha çok animasyon konusuyla ilgileniyordum. Ve internet olmayan, bağlı olmayan bir bilgisayarla ben bir odada, karanlık odada 8 saat gün boyunca uğraşabiliyordum. Ve buradan hemen şimdi bildireyim. Çok yazık oldu Commodore firmasının Amiga'sına. Çünkü bu gördüğünüz, karşınızda gördüğünüz insan bu şirket sayesinde buralara geldi arkadaşlar. Her ne biliyorsam ama her ne biliyorsam bundan 30 yıl önce o küçük aptal odada Komodor Amiga 1200'ümle Komodor Amiga Amiga 2000'imle yaptığım çalışmaları boşluyum ve Commodore'un Amiga ürünleri bilişim sektöründe o dönem yaklaşık 50 yıl önden gidiyordu. Yani PC kullanıcılar bile çok az. Sadece muhasebeciler vesaire kullanabiliyor. Onlar da işte takı tukur yazılar yazıyor. Siyah beyaz ekranlar var. Biz o dönemde üç boyutlu modellemeler yapabiliyorduk. Bildiğiniz müzik parçaları vesaire yapabiliyoruz. Commodore Amiga'mızla ve bilgisayar kullanıcılarının Microsoft MS-DOS kullanıcıların aklına, hayaline gelemeyecek şeyler yapıyoruz. İnanılmaz şeyler yapabiliyorduk ve internet yok. Düşünün. Şimdi çarpıklığı söyleyeyim size. Benim en son en gelişkin kullandığım Amiga 1200 Ah be. Amiga 1200 2 megabayt RAM'e sahipti arkadaşlar. Hard disk yok. 2 MB RAM. Hepsi o. 2 MB RAM ile ben animasyonlar yapıyorum. İşte benim şey logo animasyonumu gördüyseniz, giriş animasyonumu gördüyseniz orada böyle bir yazın üstünden böyle bir pırıltı geçiyor. Ben o dönemde 30 yıl önce Amiga'da bunu yapabiliyordum. 2 MB'de yapabiliyorum. Şimdi o turunda yapın diyeceğim. Bakalım ne olacak? Evet ne kadar engele. Evet yazın üstünden böyle bir şey geçirmeye çalışın. Bakalım ne olacak? <laughs> ben onu Deluxe Paint'le yapmıştım. Bakın hala adını bile unutmamışım. Efsanevi bir programdı. İşletim sistemi vesaire her şey çok farklıydı. Ne virüs sorunu var ne de işletim sistemine aslında ihtiyacınız var. Hangi programı kullanmak istiyorsanız disketi takıyorsunuz. Bilgisayarınız hiç bozulmuyor. Amiga 1200'ü aldınız. Kullanmaya başladınız. Ne oldu? İşletim sistemine şöyle oldu böyle oldu. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Ne yapmak istiyorsanız yapıyorsunuz ve işinizi devam ediyorsunuz. İşte o dönemde ben o animasyonları yapabiliyordum. Ve kimse beni sen bunları e, öğren lazım olur diye dürtmedi. Hiç kimse kimseyi dürtmüyordu. Ve biz bu konuya meraklı bir avuç insandık. İzmir, Hatay'da APUK vardı. Amiga PC Users Club. Bir avuç insan. Onu da e, işletme, işle, işletme sahibi bir adam vardı. O adam ta o dönemde bundan 30 yıl önceden bahsediyorum arkadaşlar. Gazi Emir'den bisikletle geliyordu Hatay'a. 35 bile olabilir aslında. Ha, belki de 35 yıl önce ve biz o adamın o işletmecinin uzaydan geldiğini düşünüyorduk. Gerçekten o nasıl diyeyim bize üstün bir varlıktı. Yani hangi program lazımsa söylüyorsunuz o da bir şekilde bulup getiriyor size. İnternet yok arkadaşlar. Yani bir programı başka bir yere nasıl göndereceksiniz? Yurt dışına bağlantınız olması lazım vesaire olması lazım ki o da disketlere kaydedip size getirecektir. Siz de kullanacaksınız oradan da dağılacak. Bir tane de galiba Amiga dergisi vardı. Oradan bulabilirsek öğrenebilirsek bir şey öğreniyorduk. Yani YouTube'a gireyim şunu nasıl yapıldığını oradan öğreneyim eğitim videosu vesaire yok. Önünüze bir program geliyor Deluxe Paint gibi bir program. Bu konu hakkında hiçbir gram bilgi yok. Nasıl öğreniyorsunuz? İşte 8 saat günde deneme yayın, yanılma yöntemiyle bu programın neler yapacağını öğrenmeye çalışıyorsunuz. Ve öğrenme eğrisi çok böyle yatay gidiyor sonra birden yükseliyor. Kavramları yavaş yavaş öğreniyorsunuz. Hard disk yok. Ama Amiga 1200, Amiga 2000 o kadar muhteşem bilgisayarlardı ki ses kartı beraberinde geliyor. Ses çıkışı da var sağ sol. 8 bitti galiba. TV kartı var. Ne demek bu? Yani amiganız varsa monitöre ihtiyacınız yoktu. Benim arçelik bir televizyonum vardı, 37 ekran. Evlendikten sonra da o oh, televizyonu bir süre kullandık, evet. O televizyona bağlıyordum. Oradan hemen e, ne denir? Çalışmaya başlayabiliyordunuz. 37 ekran arçelik televizyona bağlayabiliyorduk. Paralel portu vardı, seri portu vardı e, ve video çıkışı. CVBS Color Video Burst Signal. Bakın her şey orada başladı bende. Color Video CVBS. Kompozit video sinyalini otomatik olarak şeyin bilgisayarın üstünde geliyordu. Bugün günümüz itibarıyla bilgisayarda biz grafik yapabiliyorsak, animasyon yapabiliyorsak, işte ses işleyebiliyorsak, müzik yapabiliyorsak, sunum dosyaları hazırlayabiliyorsak vesaire vesaire konularını yapabiliyorsak üç boyutlu modellerde, modelleme de buna dahil arkadaşlar. Bunların hepsinin sebebi Commodore firmasıdır arkadaşlar. Commodore firmasının Apple değil. Hayır kim diyor? Ne? Apple biraz arkadan geliyordu bizde. Yani kimse biz Amiga kullanıcıları, Commodore kullanıcıları dönüp Amiga'ya bakmaz. Ah yazık amatörler falan diyorduk. PC kullanıcılarına çok üzülüyorduk. Düşünsenize PC'niz var. iki renk var. Yeşil ve siyah. Bizde 16 milyon renk çıkaran grafikler vardı. Yavaş çalışıyordu ama çalışıyordu. 16 milyon renkle uğraşıyoruz. PC kullanıcıları iki renk çıkarabiliyor. Apple o zaman Macintosh deniliyordu. Macintosh'ta da böyle şeyler vardı ama bir kamyonet dolusu para dökerseniz alabiliyordunuz. Biz öyle değildik. Biz halktık. İşte bir Amiga 1200 alıyorsunuz. Her şey beraberine geliyor. Birçok şeyi o bilgisayarda yapabiliyorsunuz ve bu sizi size para da kazandırabiliyordu. Yani ben çok da yalın söylemeyeyim arkadaşlar. Bugün sahip olduklarım ne varsa ama ne varsa tek başıma. 8 saat o karanlık odada Amiga aşkımla yaşadıklarımdan borçluyum arkadaşlar. Yaşadıklarıma borçluyum. Hala da Amiga deyince yüreğim pırpır ediyor. Olağanüstü bir şeydi. Şimdi bana mesela Deluxe Paint'i getirin. Önüme koyun. Muhtemelen ağlarım. O kadar çok severdim. Muhteşem bir şeydi ve o günlerden kalan tek şey bu. Sakladım. Programlar o kadar kıymetliydi ve biz disketlerle çalıştırdık programları. Ha evet. Audio Master. 1992 işte burada yazıyor. İyi ki yazmışım. 1992 yılında ses işleme konusunu halleden program diyor Master'mış. Aha, i̇şte 1993 yazıyor burada. 20 Şubat. Atlan Bilgisayar ya burada yazıyor işte. Hatay'daki Atlan Bilgisayar. Altta küçücük bir dükkanda Hatay'da bir yerde. Bu da Workbench. Workbench ne? E, Commodore firmasının Amigalar için ürettiği ya da evet Amigalar için ürettiği işletim sistemi. Buna ihtiyacımız var mı? Yok. Pek kullanmıyordum. Ha Demo Maker. <laughs> Şu anda gördüğünüz işte intro'lar falan var ya biz onlar 30 yıl önce yapıyorduk arkadaşlar. Böyle bir disketteki yazılımla bitiyordu bu işler. Öyle manyak manyak 2 GB yazılım falan kurmak yok. Demo Maker'ı takıyorsun. Olağanüstü renkler, animasyonlar falan hepsi hazır geliyor. Ve bu bir diskete sığıyor. Evet o zaman işte PAL yayıncılık sisteminde 720x760 576. 720 çarpı 576 çözünürlük kullanılıyordu. Ee, DVD'nin de çözünürlüğü oydu. Bakın çözünürlük kalan hepsi burada başlıyor bende. Demo Maker. Bize yetiyordu. Diskette ben bunları kullanıp e, şey yapıyordum. Evet bakalım şuradan düşüyor. Nasıl? Hı. Hmm. Ok, Octamed Pro. Bu da bir sequencer ya da MIDI işleme programı galiba. Almışım bunları. Fontlar. Daha Türkiye'de kimse yazı karakteri konuşmuyor. Biz Türkiye'de bin kişi. Hadi biraz daha iyimser yaklaşalım. 2000 bin kişi. Yazı karakteri değiş işte, tokuş yapıyoruz. Sende ne var ne ben. <laughs> Burada da yedi tane sekiz tane yazı karakteri var. Düşünebiliyor musunuz? Ben de her şeyin başladığı yer Amiga'ydı, Commodore'du. Türkiye'de Commodore firmasıyla teması olanlar Commodore 64'ü alıp Sadece oyun yüklüyordu. Ben Commodore 64 almadım. Oyun oynamakla ilgili pek işim yoktu. O yüzden üst segment iş bilgisayarı diyelim. Amiga 2000'e geçtim. İki disket sürücüsü vardı. Kocaman masaüstü bir bilgisayardı. İçi de bomboştu. Ve ben onda çok şey öğrendim. Sonra da onu satıp 1200 aldım. Pahalı mıydı? Evet çok pahalıydı. Yani o dönemde ben kendime bir motosiklet alabilirdim. Komodor Amiga'yı almasaydım. Fontlarım görebiliyor musunuz? Bu neymiş? Aha! Deluxe Paint 4.1 Fakir fotoğrafçının bu aşamalara gelmesini sağlayan şey ne? Bu disket arkadaşlar. Evet, evet, evet. Anahtar kare koymayı, işte animasyon yapmayı, XYZ koordinatlarında Flip yapmayı, işte hangi eksende flip yapacaksınız, hangi eksende döndüreceksiniz, scale ölçeklemeyi falan hepsini canım benim. Bu disket sayesinde öğrendim. Bu disket ve işte Komodo firması sayesinde e, çoluk çocuğuma bir şeyler yedirebiliyorum. Ve bunlar hem Komodo firmasının sayesinde oldu hem de benim işte ay, bir salak aptal bir odada günlerce uğraşmam neticesinde oldu. Ben bu konuda saatlerce anlatabilirim. Sakın bana bir Commodore Amiga ve Deluxe Paint getirmeyin. Zırıl zırıl ağlarım. Of aman. Scala 500 yok burada. Can. Bakayım burada var mı? Bir de Scala 500 diye bir program vardı arkadaşlar. Scala 1000 de vardı. Sonra da galiba Microsoft firması Scala firmasını satın alıp PowerPoint olarak piyasaya sürdü diye duyduk ama şöyle söyleyeyim işte PowerPoint sunumlar yapılıyor ya şimdi. Bunu 30 yıl önce yaptığımı düşünün. Ha? Yazılar geliyor, hareket ediyor falan. O dönemde insanların aklı çıkıyor böyle şeyler gördüğünde. Nasıl yapılıyor falan diye. <laughs> Ve biz de oturup o skala bir disketle program yüklüyorsunuz. Böyle prezentasyonlar hazırlıyordum şirketlere. Onlar da kullanıyordu. Ve ben de buradan para kazanıyordum. Ve farkında değildim. Yani bu temel kavramları öğreniyormuşum o yolla. O dönemlerde, o günlerde. Ve işte günümüze kadar geldim. Şimdi işte PC ortamında bunlar da yapılıyor da ben tabii kıs kıs gülüyorum. Abi kaç gigabyte istiyorum? Megabyte değil. Kardeşimize 16 gigabyte veriyoruz. Eh <laughs> Az oldu mı falan diyor. Biz bu animasyonlar arkadaşlar 2 megabaytta yapıyorduk. Şu anda benim bilgisayarımın herhalde BIOS'u 2 megabayttır. Benim bütün bilgisayarın hafızası 2 megabayt. O abarttı falan filan demiştik. Commodore firması 2 megabaytla ve o kadar muhteşem bir bilgisayardı ki bu. 2 megabaytta animasyonlar falan yapıyoruz. Bunları disketlere sığdırıyoruz. Gördüğünüz disketlere ben gidip özel Maxell alıyordum. TDK falan alıyordum. Çok kaliteli disketler alıyordum. Ve oralardan taşıyorduk. Birbirimize dosya gönderme var mı? Yok. Diskete sığdırıyorsunuz. Sığdırıyorsunuz. Bir şekilde sığdırıyorsunuz. Ve e, oradan dosya transferi yapıyorduk. Zaten dosya transferi yapmaya da pek gerek kalmıyordu. Bir şirket sizden bir şey istediği zaman onu yapıyorsunuz. Ee, hazırlıyorsunuz sunumunuzu, animasyonunuzu. Sonra ne yapıyorduk? Onu da sonra VHS'e Süper VHS'e Hi8'e, işte video kasetlere kaydediyorduk, veriyorduk. Başka Commodore firması ile ilgili ne söyleyebilirim? Bugün bilişim dünyası bu aşamadaysa arkadaşlar bunun sebebi, çok iddialı konuşuyorum ve bunu çok rahat kanıtlarım, Commodore firmasıdır. Ve ne acıdır ki bu gençlere ders olsun, bu kadar bilişim dünyasında bu kadar büyük bir devrime sebep olan firma batmıştır arkadaşlar. Doğru pazarlamayı, doğru satışı yapamazsan işte böyle oluyor. Ve muhteşem bir firmaydı. Hatta bundan 30 yıl önce bilgisayarınızda dijital kurgu yaptığınızı düşünün. New Tech firması vardı Amerika'da. New Tech firmasının Video Toaster diye bir kartı vardı. Amiga'ya o kartı bağlıyordunuz, bilgisayarınızda dijital kurgu yapabiliyordunuz. Şimdi kartı çıkartıp takıyoruz ya, o dönemler yok. O zaman ne yapardınız? Çok merak ediyorum. İşte o dönemde Amiga ile bunlar yapılıyordu. Muhteşem bir şeydi. Bugün sahip olduğum ne varsa, her şeyin oraya e, endekslenmesi gerektiğini kabul etmek zorundayım. Şimdi işte birçok insanın bilgisayarından interneti çıkarın, o kişiler bilgisayarın başına oturmaz. Ben otururum. Beni meşgul edecek çok şey var. Şu işte şu animasyonu nasıl yaparım? Şu grafiği nasıl yaparım? Ya e da şu sesi nasıl yaparım? Bu nasıl editlerim, kurgularım diye kafam bir şey takar. Onu yapana kadar da bırakmazdım. Bakın tekrar altını çiziyorum. E, kimse bize bunları öğretecek kimse yok. Hiç kimse bir şey bilmiyor. Deluxe Paint'te mesela bir e, menüde stealth diye bir komut vardı. Onun ne olduğunu öğrenmem herhalde bir iki yıl aldı. <laughs> bir tane komut. O ışık geçişini yapıyor. Işık süzmesi geçişini yapıyor. Ama bunu öğrenmem işte böyle yıllar alıyor. Ve ben bunu emin olun çok kullandım. Aa, ulusal televizyon kanallarının yerel e, şeylerine, departmanlarına ben bu şeyle Amiga 1200'de çok 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 iş yaptım. Yani koca koca televizyon istasyonlarına ya da prodüksiyon şirketlerine küçük amigamla kafa tutabiliyordum. Amiga dediğiniz şeyde bir klavye kadar koltuğunuzun altına alıyorsunuz ve gidiyorsunuz. Nerede ne animasyon lazım baba diyorsun. O da sana anlatıyor. Tamam baba diyorsun. Çatır çutur yapıyorsun. Bu mu diyorsun? O da şöyle değiştirelim diyor. Onu da değiştiriyorsun. Bu mu? Bu. Veriyorsun kasete paranı alıp geliyorsun. Ben bu şekilde çalışıyordum ve emin olun çok iyi paralar kazandım o dönemde. Ve muhteşemdi. Şimdi dediğim gibi insanların bilgisayarlarından, telefonlarından şeyi çıkartın, interneti çıkartın. Aa ne gerek var buna, bu ne işe yarıyor falan derler. Çok işe yarıyor arkadaşlar. Hala çok üzülürüm. Commodore firması battığı için. Ama görüyorum internette, YouTube'da görüyorum. Ee, Almanlar bu konuda hala çalışıyorlar. Bırakmadılar Commodore firmasının peşini. Yani Commodore Amiga'yı kullanıp günümüze uyarlamışlar. Birçok kişi hala peşini bir şeyler yapıyor. İngiltere'de de yapanlar var. Commodore Amiga ne demek arkadaşlar? Anlatabildim mi acaba ya? Bence yanlış. Bugün bilgisayarınızda film seyredebiliyor musunuz? Commodore firmasına dua edeceksiniz. Bugün bilgisayarınızda grafik yapabiliyor musunuz? Commodore firmasına dua edeceksiniz. İşte şirketinizin sunum dosyasını yapabiliyorsanız... Aa, falanca firma değil, onun Başladığı yer arkadaşlar Commodore firması. Onun sayesinde oldu. Bugün bilgisayarda müzik yapabiliyor muyuz? MIDI sequence'ler yapabiliyor muyuz? Hepsinin başladığı yer Commodore firmasıydı. Ve o dönem dediğim gibi bilgisayar, PC kullanıcılara biz çok acırdık ya. Çok yazdık. Ses çıkartsın bakalım bu diyordum. Bip. En fazla bu ses çıkarıyor. Ve bunun için de acayip performans sağlıyor. Renklere bakıyoruz. Siyah ve yeşil. Evde birçok şeyi attım. Komodor Amiga'ma ilişkin bu disketleri saklamışım. Keşke Komodor Amiga'mı da vermeseydim. Bugün oturur hala uğraşır mıyım? Uğraşır mıydım günümüz şartlarında? Kesinlikle uğraşırdım. Muhteşem bir şeydi. Benim hayatımda çok önemli birkaç şey sayacak olsaydım, 10 madde sayacak olsaydım ilk üçüne beşine Commodore firması kesinlikle girer sahibi yaşıyor mudur bilmiyorum ya da bunu çıkartmış olan. O her kimse sana bütün kalbimin en derin yanından en güzel dilekleri gönderiyorum. Ey güzel insan. Bak sayenizde ben burada Türkiye'de bu aşamalara geldim diyorum. Amiga ile ilgili sizin de şeyleriniz, verileriniz ya da düşünceleriniz, anılarınız olabilir. Aşağıya yoruma yazabilirsiniz. Ben eksik anlattım bilmiyorum ama yani ben şimdi eşimi burada ayakta tutmak istemediğim için fazla uzatmıyorum. Amiga konusunda herhalde 6 saat daha konuşabilirim. Çok fena şeyler biliyorum. Başka bir bununla ilgili bir şey var mı diye. Hatta bir fotoğrafım var benim ya. Bu Amiga ile çekilmiş biz aşk yaşıyorduk canım. Ben bilgisayar olarak bakmıyorum. Bildiğin bir meta ile bir aşk yaşıyorduk. O kadar bağlıydık amigamıza. Apple falan ben hakikaten ciddi yapmam. Hiç ciddi ama Ki o dönem adı Macintosh'tu. Biz bir avuç uzaylıydık. Amigamızın.